Hakikaten aşık oldum. Yani evlenmek istedik hep. Yani çünkü bir yuva kuralım da aynı odada olayım onunla. Hep onunla hayatım geçsin istedim. Çok güzel bir şey yani. Aşk güzel bir şey. Bir gençlikte geliyor demek, bir de yaşlılıkta oluyor bu iş. Yani ikinci bahar var diyorsunuz. İkinci bahar olmaz olur mu? Var tabii. Bir korot oluyordu. Korota ben de girdim. O da koroya girmiş. Benim dikkatimi çekti. Bekardım. Vallahi onu da hoşuna gitti. Tanıştık. Yemeğe davet ettim. Açıldı. Heh. İyileşecek, iyileşecek en kısa zamanda. Ben 15 senedir buradayım. 2 sene sonra eşim geldi, bana göz koydu, evlendik. Peki yani eşinizle bu nasıl tanıştınız? Valla şeyle, okey oynarken, değil mi? İlk tanıştığımız okey, karşılıklı okey oynuyorduk dört arkadaş. Mesela rahatsız oldum diyelim, odalarımız ayrı tabii, tek kişilik odada kalıyorum. Odama çiçek göndermeye başladı. Rahatsız oldum, bir yaşlı hanım vardı, rahmetli oldu. Onunla birlikte beni ziyarete gelmeye başladı. Bu şekilde başladı, anladık ki bir gönül şeysi var, bir gönül bağlantısı. Sandalyeyle gezdiğim için masalarda bana idare tarafından bir tanesi yer vermedi. Araya giremiyorum. Onun, bu da beni gözlemiş. Gel buraya gel dedi. Ben dedim seninle evlenmek istiyorum. Dedim ama şu şartlarda dedim. Huzur evinde kalacaksan benimle evleneceksin. Huzur evinde kalmayacaksan evlenmeyeceğiz. Bir düşüneyim dedi. Kızına bir sorayım falan dedi. Kızına sordu işte. Demiş anne hemen evet deme biraz demiş. Oyala. Ondan sonra böyle bayağı bir konuştuk yani. Burada personel arkadaşlar da biliyor. Beni içeriye şikayet etti. Ben evlenmek istemiyorum dedi. Beni sıkıştırıyor dedi. Biz ikinci baharımızı yaşıyoruz. Mutluyuz. Hiçbir sıkıntımız yok. Burada işte şeyde 2000 kaçtı? İşte 2007'de. Bülent temiz kalpli biri. Yani çok iyi niyetli, kimse için kötülük düşünmeyen bir şey, biri. Ben Bülent'i seviyorum ama Bülent'i bilmem. Beni sevip sevmediğini Allah bilir. Sevgiden uzak olan insan hiçbir zaman yaşamayı beceremez. Yaşamak, iyi yaşamak bir sanattır. Bunun şeyi de, anahtarı da sevgidir.